Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne açacağımızı bilmiyorum. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Boş PVS 750-115 taşlama makinesi açacağız. Avuç taşlama makinesi. Kutusu yeni geldi. Bakalım kutudan ne çıkacak. Yaklaş kameraman. Kutu içeriğimizde bir tane taşlama makinesi var. Bu da bir forma muhafazası. Bu tutmak için yataymış. Şöyle kesersen sola. Bu tarafa da takabiliyorsun. Bu tarafa da takabiliyorsun. Alayım şuna bir bakayım. Ben kullanma kullanıcısını okuyayım. Bakalım. Burada da kendisi. He, burada taşlama makinesini kendisi. Kablo uzunluğunu gösterelim şöyle. İki tane olması gerekmiyor. Bir, iki, iki buçuk. Zaten var. Kablo uzunluğu var. Benim boşum. Sonra kutudan. Burada yazılar var işte. Sökme takmak için. Çok saçma. Aparat tamam, çıkıyor. Boş. Bir aparat var. Burada. Kullanım kılavuzu. Zeynep bu heyecanı böyle kaçıracaksın. Bu neksiydi? Boş kutusundan boş çıkmadı. May boşa kaydolursanız arkadaşlar 3 yıllık garanti kazanıyorsunuz. Ne olursa? May boşa şey olursa. Abone mi olacağız? Üye mi olacağız? Arkadaşlar evde bir çiçek var. Boş yerin arkadaşlar. Ne diyorum? Sonra bir iki parça daha var burada ne olduğunu. Çiçekli bir boşta çiçek. Açınca bakalım. Şey, taşlama şeylerini takmak için şu arkası buraya, siyah olan buraya, araya zımparamızı takıyoruz. Bu beraber gelmiyor kutuyla beraber, sonradan aldık. Boş marka, metal kesme. Nasıl diye geçiyor bilmiyorum. Bu da, metal kesme. Bu da buraya. Böyle mi böyle mi? Tam da emin değilim. Şöyle bakalım. Sonra hayır. Sıkma aparatı neredeydi? Şöyle deliklerine takıp şurada kilitleme düğmesi var. Buradan kilitleme düğmesine basınca dönmez oluyor. Basamadım. Yapmadın mı? İyice sıkışın. Kilitlendi. Kilitlendi. Şöyle sıkıştırıyoruz. 115 milimlik kesme taşını taktık. Burada büyüğü de var. Büyük olanı da takabiliriz ama pek güvenli olmaz. Büyüğünü bir takalım. Şimdi bunu normalde tuttuğun zaman dönüyor. Buradan sık kilitleyip sonra abi. Anne. Kerem yere oturmuşsun bak. Kilitleyip söküyoruz. Şurası şöyle çıkabiliyor. Ben de şurada bir parça daha var. Daha büyük uç takmak isterseniz şu aparat çıkarabiliyor. Aslında sağa sola da dönebiliyor. Solaklar için falan. Şuradan bastırdığınız zaman geride takabiliyorsunuz. Tık diye oturuyor. Buradan gevşetip böyle bir ayarını bulunca çıkıyor. Heh. Şimdi daha büyük uç takmak isterseniz büyüğünü de takabiliyoruz. Bu pek güvenli olacak. Evet. Büyük olduğu için dışındaki şeyi çıkarmış olduk. Büyük de takılabiliyor ama çok tehlikeli oluyor. Şuradan düğmeye basarken elinize çok yakın oluyor. Onun için pek güvenli değil. Mecbur kalmadıkça bunu kullanmamak lazım. Tekrardan sökelim. Şuradan kilitledik. Ona nasıl mecbur kalacağız? Başka bulamazsın. Dur. Önce şunu çıkıyoruz. Evet. Muhafazayı unuttuk. Şuradan şunu indirince eldiven kapatsa öyle yaparız. Elimizi keser. Şöyle. Oturdu.
takalım. Sonra kesme aparatımızı. Ha, bunu takmıştık. Bir de şey var. Sonradan aldığımız zımparalama aparatları var. Cırt cırtlı zımpara. Bunu hiçbir şey takmadan direkt buraya vidalayabiliyorsunuz. Tutayım, sıkıştırayım. Bu tehlike yaratmış. Evet, bu boyuna göre küçük çünkü. Cırt cırtlı değişik boylarda zımpara takıp aparatlarını. Ahşap zeminleri zımparalayabiliyoruz. Bu hiçbir aparat istemeden takılabiliyor. Direkt ucuna takılıyor. Biz taşlama aparatımızı takarak bir metal keselim. Bakalım nasıl kesecek. Benim kulaklarını mı kesecek? Leymen'in saçlarını kesebiliriz. Berbere gitmiyor. Berber kaçar. Kafası kesiyor. Elimizi korumuş oluyor. Muhafızası var. Buradan ileri doğru bastırıp kilitleyebiliyoruz. Sürekli çalışması için pasasıya bırakıyor. Kilitleme yeri var. Başka da bir yer yok. Buradan şunu siyah şeyi çıkarmak için. Başka da bir aparat yok. Şimdi metal kesmeye gidelim. Sıdın mı? Önce bir metal keselim. Burası sıcaktır, dikkat et. Bayağı bir kalın inşaat demirini kestik. Tamam. Plastik bor keselim bakalım. Bizim para kalmadı. Arkadaşlar çok kötü kokuyor. Sakın denemeyin. Çok rahat kesiyor. Yani daha demir kesiyor. Size tahta deniyorum bakalım. Biraz daha kesim olur, kıyamadır herhalde. Tahtada metal kesme şey olduğu için tahtayı yakarak kesti. Şimdi de zımparalama ucunu taktık, onu deneyelim. Kalın dişli bir zımpara taktık. Tahtanın yüzeyini güzel tertemiz etti. Zımparamız da çok daha yıpranmamış bile. Bir şey kullandık. Tahta çürükmüş zaten. Görüşmek üzere. Bunu da denemiş olduk.